Aslında burada çok benzer kurumları, benzer kültürlerde çalışan kurumları temsil ediyoruz. Dolayısıyla bütün söylediklerine katılıyorum aslında Hande ve Özlem'in, Ece'nin de öyle, o da birazdan yine tekrar ifade edecektir kendi görüşlerini. Ernst & Young'da, EY'da bizim için çeşitlilik çok önemli. Yani kadın erkek çeşitliliği aslında, çalışan çeşitliliği bunun bir tanesi aslında, belki de en kolaylarından bir tanesi. Onun yanında mesela ırk, etnik köken, dini köken vesaire, aslında Ernst & Young'da bütün bunların hepsinin eşit şekilde temsil edilmesine çalışan bir ortam var. Çeşitlilik çok önemli. Kadın erkek eşitliğini de sağlamıyor. Birçok aksiyonumuz var. İşte öncelikle işe alımda mesela kadın ve erkek sayıları mutlaka eş tutmaya çalışıyoruz. %50-50 işe alım sağlıyoruz. Ama Tuğba daha konuşmanın başında bahsetmişti. Kariyerlerinde insanlar tırmanırken, üst basamaklara çıkarken ne yazık ki kadın yönetici sayısında azalma oluyor. Kadın yöneticileri nasıl şirkete tutabiliriz? Daha çok kadın ortak şirket ortaya nasıl yaratabiliriz? Yönetim kurulunda daha çok kadın temsil edilmesini nasıl sağlayabiliriz? Bunlar üzerine birçok program geliştiriyoruz. Kadınlara yönelik liderlik programlarımız var, eğitim programlarımız var, koçluk, mentorluk sağlıyoruz kendilerine. İşte esnek çalışma programları, doğum izninden dönenler için ayrı özel mentor ve esnek çalışma programları gibi her şeyi aslında sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar gerçekten biraz bazı destekleri görünür kılmak için ve kadınların da bunları görmesi, bilmesi, desteklendiklerini bilmeleri için. Mesela terfi sürecinde eğer bir erkek aday öne çıkarılmışsa, tek bir aday mesela terfi edilmek için önerilmişse, kadın aday olup olmadığını sorguluyoruz mesela, araştırıyoruz. Gerçekten orada başka bir kadın var mı? Arkada bırakılan, geride bırakılan. Yoksa gerçekten sadece o erkek aday mı var? Sonuçta erkekleri geriye almak değil, kadınları öne çıkarmak. Onların eğer geride kalmışsa nedenleri araştırıp bunları elimine etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca rol modeller yaratmak çok önemli. Bizler burada hepimiz aslında 4 kurumun temsilcisi, kadın şirket ortakları olarak şirketimizde çalışan birçok kadına da iyi bir örnek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o senin biraz önce bahsettiğin feminen liderlik bence çok önemli. Yani bizim meslekler biraz da erkek mesleği gibi görünüyor. Özellikle mesela yeminli mali müşavir olduğunuzda daha çok erkek olan bir ortam. Çok az kadın yeminli mali müşavir var. Dolayısıyla sizi o rolde görünce başarılı, ailesine zaman ayıran bir kadın olarak gördüğünde aslında çalışan arkadaşlarımız için de bir motivasyon kaynağı yaratıyor. Dolayısıyla kendimizin de burada çok fazla sorumlulukları var gerçekten örnek olmak açısından. O bence çok gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Bir de çok kısaca, süremizi açtık biliyorum ama bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Biz Ernst & Young olarak, EY olarak kadın girişimciliğine de çok değer veriyoruz. Global olarak EY'in Girişimci Kadın Liderler Programı var. Onun Türkiye'deki programının liderliğini de ben yapıyorum. Her sene 10 tane kadın girişimci seçip Türkiye'den onları desteklemeye çalışıyoruz. Onlara hem eğitim programları, hem mentorluk, hem koçluk, hem büyük bir global ağ katma, onların işlerin büyütme vizyonlarına ulaşma konusunda desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü kadın girişimciliği de aslında Türkiye'de çok çok önemli bir konu. Kadın girişimciliğinin önünde birçok kronik engel var. Ve bunları biz de uzmanlık alanlarımızla, global ağımızla aşmaya çalışıp onları en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten çok gurur duyduğumuz bir program. Çok uzatmayayım, çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Örnek alalım değil. 80 tane kadın YMM delege var. Pardon, 80 YMM delegenin içerisinde bir tek kadın delege vardı. Onu da biz disiplin kurulu başkanı yaptık, bilginiz olsun. Bir kişi. Buradan bir mesaj olarak alabiliriz. Teşekkür ederiz başkanım. Kadınlar Günü'nde güzel bir tespit oldu. Belki değerli konuğumuzla YMM odasında bu konuda bir çalışma yapabilir. Ben son olarak sözü yine aynı başlıklarla Ece Hanım'a vermek istiyorum. Özellikle meslekteki gelecekteki değişim için neler yapılması hususunda da değinirlerse kısaca. Tamam. Teşekkür ederim. Tabii.